Rızk Allah Azimüşşan İnallahu ve'r-Razzakuzul Kuvvetil Metin. O yüce kudret sahibi Allah senin rızkını tekeffül ediyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam arslandan kaçar gibi rızkınızdan kaçsanız o gelir sizi bulur diyor. Bir zaman efendim rızk aslanın ağzında diyorlardı. Rebik sonra dedi ki midesine indi diyorlardı. Neresine inerse insin Allah Azimüşşan sana bir şey takdir etmişse arslandan kaçar gibi kaçsanız gelir bulur diyor. E peki burada insan yaptığı sahi gayretle ya kendini kötü ediyor ya iyi ediyor. Hazreti Ali Efendimiz'in her zaman söylediğim misal camiye gelmiş Küfe'de devesini bir adama emanet etmiş. Çıkmış ki deve duruyor şey yok yular. Birisine para veriyor git iki dirhem şuradan bir yular al. Getiriyor bakıyor ki kendi hayvanının yuları. Tacip olunur diyor. Ben niyet etmiştim ki şu adam namaz kılana kadar bu deveyi tutarsa o iki dinarı ona verecektim. O nasibiymiş ama helalinden değil daha. İşte insanın yaptığı bu kadar. Haramından nasibiymiş. Bekleseydi aynı parayı alacaktı. Helalinden alacaktı. Şimdi haramdan aldı. Yani insanoğlu bu şeylerle ha ama çalışmayayım mı? O değil. Bak ikisini birbirine karıştırmamak lazım. Çalışmanın sonucu olarak beklemeyeceksin rızkı. Allah Resulü bize çalışmayı emretti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çölde giderken sahabeyle oturan bir adam gördü. Yanından geçti. Dönüşte selam verdi Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Sahabe dedi ya Resulullah. Bu adam demin oturuyordu selam vermediniz. Boş duruyordu dedi. Yani. Şimdi yeri karıştırıyor dedi çöpten. Eline bir çöp almış. Kumları karıştırıyor. Yani bunu bile bir faaliyet kabul ediyor. Bir hareket, bir iş kabul ediyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla işi Allah emri olduğu için yapacaksın. Fe etba sebeba, thümme etba sebeba, thümme etba sebeba. Kaç defa diyor. Sebebe tabi ol, sümme, tekrar sebebe tabi ol, tekrar sebebe. Ama gelenin müsebbibül esbaptan geldiğini bileceksin. Sebebe tabi olacaksın. Ama o gelen müsebbibül esbaptan geliyor. Hoştur bana senden gelen. Ya hilati ya, yahut kefen. Sana senden gelenin hepsi benim için hoştur diyor. Selman-ı Farisi radıyallahu anh. Beni tabibim hasta etti diyor. Hastalığı veren kim? Allah. Şifayı verecek kim? Ve izamen-i tüfe ve işbin kendisi. Çalışmamız bu dünyayı Allah Azimüşşan böyle kurduğu için, böyle takdir ettiği içindir. Yoksa o çalışmamız bir netice getirecek değil. O çalışmamız neye göre olacak? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emirlerine göre olacak. Onun emirleri nelerdir? İşte esnafların şartlarını biliyorsunuz, ticaretin şartlarını da biliyorsunuz.